Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet, nasılsınız diye sormuyorum çünkü tahmin edebiliyorum. Dün sınav bitiminden sonra yaklaşık bir 5000'e yakın herhalde yorum okumuşumdur gençler gece 2'ye 3'e kadar sizinlerin yorumlarını nasıl geçtiği hakkındaki görüşlerinizi okudum. Durum matematik yönünde özellikle felaket gibi gözüküyor. Yani oldukça fazla yorum vardı bu yönde. Tabii ki de bunun psikolojik etkisi de biraz fazla olmuş. Onu da gözlemliyorum. Bunun da sebebi elbette ki 3 aydır yaklaşık eve kapanmanız, yasak bir dönemin ardından bu sınavın birden yapılması daha da kötü oldu. Bunun da farkındayım. Hadi belki normalde bir tık etkilenecekken işte bu sürecin arkasından bu sınavın yapılması sebebiyle birkaçlık etkilenmişsiniz gibi gözüküyor ki son derecede haklısınız. Yani burada da size de bir şey bulmak çok zor. Dolayısıyla bu videoda biraz özellikle de sınavı beklediği gibi geçmeyen arkadaşlar için biraz yorumlarda bulunacağım. Yani aslında bu bir krizdir tabii ki de krizdir ama biz bu krizi fırsata çevirebilir miyiz? Yani bunun çıkış yolu yok mu? Yani her şey felaket oldu bitti yanıp kül oldu hiçbir şey düşünmeyelim mi artık? yani karalara mı bağlanalım hiçbir şey yapmayalım mı? Tabii ki de öyle bir şey yok. Dolayısıyla doğru yollarımız var ve bu videoda biraz bunları size anlatmaya çalışacağım. Ama ondan önce şunu da söylemek istiyorum. Diğer dersler hakkında pek fazla yorum yoktu. Sizlerin yorumları bizim sizi anlamamız açısından çok önemli bir aracı. Dolayısıyla Diğer dersler hakkındaki yorumlarınızı da başka zorlandığınız dersler de varsa mutlaka belirtin ki bizim için gerçekten çok iyi bir yönerge oluyor. Hani hem genel olarak sizler de birbirinizi görmüş oluyorsunuz. İşte herkesin mi kötü geçmiş, herkes mi yapamamış ya da yapmış bunları görebiliyorsunuz. Dolayısıyla diğer dersler hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Bu noktada fenin kolay olduğunu söyleyen arkadaşlar var. Türkçenin biraz daha zor olduğunu söyleyenler var. Dolayısıyla bir genel ortalama tam olarak alamadık. Çünkü genelde herkes matematiğe yüklenmiş dolayısıyla diğer dersleri de öğrenmek isterim açıkçası. Sizler de birbirinizi bu vesileyle görmüş olursunuz. Onun dışında direkt konumuza geçelim. Şimdi bu iş fırsata nasıl çevrilir? Ben size direkt şu şekilde bir açıklama yapmak istiyorum. Bu duruma benzer bir durumu 2018 yılında aslında yaşadık. Yani direkt şunu söyleyebilirsiniz. 2018 soruları çok kolaydı diye. Elbette ki belki de sizin sorularınıza göre çok kolaydı. Ama bu durumun yaşanmasının sebebi yani matematik ortalaması Türkiye'de 1.5-2 net filandı. Tabi bu durumun 2018'de yaşanmasının daha değişik bir sebebi vardı. Neydi? Teok'tan birden son dakika değişikliğiyle yani çok kısa bir sürede yeni nesil sorular döndürüldü sistem ve e, orada da yine bir felaket durum yaşanmıştı ve orada işte tam olarak tecrübeden yararlanmak denir ya burada size bunu sunmaya çalışacağım. Nasıl fırsata çeviririz bunu anlatacağım. Orada gözlemlediğimiz şu durumlar öğrencilerin kaybetmesine sebep oldu. Aslında çok iyi öğrencilerimiz şu yüzden kaybettiler. Moralleri bozuldu. Çok normal. Moral bozulması, üzülmeniz bu arada çok normal. Yani bunu kötü düşünmeyin. Bu şekilde tepki vermeniz, üzülmeniz vesaire çok normal ve doğal süreçler. Bunları yaşayacağız ama 2018'de işte bunu yaşayıp da bundan kurtulamayan arkadaşlarımız tercih dönemi geldiğinde hiçbir şey yapamadılar yani akılları donmuştu o puan geldi karşılarına e, teokta herkes tabi 500'e yakın puan alıyor birden herkes 350-400 puanlar e, moralleri bozuldu tercihe konsantre olamadılar. Ki 4 tane tercih dönemi vardı bakın. Bir daha hiçbir zaman öyle bir tercih dönemi sunulmayacak muhtemelen. 4 tercih dönemi yani yapıyorsun olmadı mı bir daha yapıyorsun olmadı bir daha yapıyorsun. Çok büyük bir fırsattı ama teptiler. Neden? Çünkü yıkılmışlardı moralleri bozuldu ve hiçbir şey odaklanamadılar. Dolayısıyla kaybettiler. Aslında kazanabilecekken kaybettiler. O puanlarla sonra biz gördük ki mesela 350 ile 400 de fen liselerine girilebildi. Çünkü gençler işte esas konumuza gelelim. Okul puanları nasıl belirleniyor? Okul puanlarının belirlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Önce burada anlaşalım. Yorumlarda görüyorum işte Milli Eğitimle konuşalım, e, puanları düşürsün, okul puanları düşsün vesaire böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü okul puanlarını hiç kimse belirlemiyor. Siz belirliyorsunuz. Ama ne zaman? Tercihler bittikten sonra. Yani o okula kim girdiyse en son onun puanı o girdiği okulun puanı olmuş oluyor. Dolayısıyla burada bu sisteme takılmayın. Okul puanları gençler hiçbir şeydir. Bakın çok büyük ve net bir şey söyleyeyim. Okul puanları hiçbir şeydir. Önemli olan sizin sıralamanızdır. Yani yüzdelik dilimlerinizdir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir okul var atıyorum. Ya 450 ile 470 ile almış T okta ya da 500'e yakın bir puanla almış. Ama 2018 LGS'den sonra o zor sınavın ardından puanı 400'lere düşmüş. Ya 100 puan oynamış. Şimdi bunu kim tahmin edebilir? Hiç kimse. Ama o öğrenci yine de o okula girebiliyor. Neden? Çünkü sıralaması iyi. Sınav herkesin kötü geçmiş. Hani size söylüyoruz ya işte sınavın senin kötü geçtiyse, herkesin kötü geçtiyse bunda bir sıkıntı yok. Çünkü LGS sistemi bir sıralama sistemidir gençler. Yani siz şu an sıralandınız. Sıranız belirlendi. Senin kötü geçti ama başkasının da kötü geçtiyse aslında sıralamanız değişmedi yani. Dolayısıyla bu sizin sonucunuza etkilemeyecek. Yani aldığınız puanların aslında hiçbir önemi yok. Biz neye odaklanacağız? Yüzdelik dilimlere odaklanacağız. Dolayısıyla burada bir anlaşalım. Okul puanlarını belirlemek, işte düşürmek, yükseltmek gibi bir sistem yok. Öyle bir şey yok. Düşük puan aldığınız diye şimdi çok üzülüyorsunuz. Hani puan hesapladıktan sonra işte benim puanım düşük çok üzülüyorum. Buna gerek yok. Çünkü hani sistemi tam işte bilmiyorsunuz. Sizin aldığınız puana göre okullara girmiyorsunuz. Şöyle düşünün bir okulu 1000 kişi istiyor ama 100 kişi girebiliyor kontenjan dahilinde. Dolayısıyla siz o 100 kişinin içine girebilmiş misiniz? Hani o okulu bin kişi tercih etmiş. Sen mesela 99. olduysan o okula girebiliyorsun puanın hiçbir önemi yok. İstersen 300 puan al. Fen lisesine kimse tercih etmediyse oraya girebiliyorsun. O yüzden işte burada odaklanman gereken şey sıralaman ve il yüzdelik olacak. Bu yüzden işte diyoruz ki sınav zor geçtiyse kötü geçtiyse herkes şu an yıkık durumda morali bozuk kötü tercih yapacak. Sen burada ayık ol uyanık ol iyi tercihle doğru bir yere git. Ben Açıkça söylemek gerekirse bunu şuna benzetiyorum. LGS sistemi hani Şampiyonlar Ligi'nde falan olur ya çift ayaklı maçlar. Hani bir maç yaparsın kendi evinde, sonra gider deplasmanda bir maç daha yaparsın. Aslında sistem tam olarak bu. Şu an siz ilk maça girdiniz, tamam kötü geçti. Kabul ediyorum. Sınav zordu vesaire. Hatta sebebi de hiç önemli değil. Çünkü geçmişi şu an konuşmak ve düşünmek istemiyorum. Siz de bunu yapmayın diye çünkü ben bunu burada keseceğim. Geçmişle ilgili konuşmayacağım. Kötü geçtiyse geçti bitti ya ne yapalım? Şu saatten sonra geri dönebilir miyiz? Değiştirebileceğimiz bir şey var mı? Hayır. Sonuçlar bir açıklansın. Sıralamamızı bir görelim. Ondan sonra önümüze bakacağız. Burada işte mevzu şu. Kendini toparlıyorsun. Geçmişi siliyorsun artık ve önündeki tercihlere odaklanıyorsun. Ama ilk önce şunu istiyorum senden. Hani birkaç madde sıralamak istiyorum bu süreçte. 16 Temmuz'a kadar ne yapman gerekiyor? Bir, Sağlık çok önemli. Kafa sağlığımız çok önemli. Üzüldük. Normal bir şey. Tabii ki de çok haklı bir üzüntü bu. Yaşamanız da çok normal. Hatta bu üzüntüyü yaşıyorsan çok güzel. Yani demek ki gerçekten uğraşmışsın. Bir şeyler bekliyorsun ve olmadığı için üzülüyorsun. Aslında buradan artı birini aldım bence. Bunun her zaman hayatta yaptığınız şeylerin direkt sonucunu göremeyebiliriz ama bu bir kere bizim içimizi rahatlatması gerekiyor. Ya sen buna denemişsin ya uğraşmışsın demek ki işte günde saatlerce çalıştın vesaire tabii ki de sonucunu alamadığımız için üzülüyorsunuz ama aslında alamadığınızı düşünüyorsunuz belki de alacaksın yani senin o çalışmaların ya bir soru seni öne geçirdiyse o bir soru seni on binlerce kişinin önüne atabilir dolayısıyla birincisi kafa sağlığımız çok önemli tatilimize konsantre olalım artık uzak kaldım bilgisayarın telefonun başına geç oyununu oyna işte yani sosyal mesafeye dikkat ederek belki arkadaşlarınla görüş ama bir kafamızı dinlendirelim sakinleşelim çünkü gerçekten bu rovanş maçına çok bilerek çalışarak çıkmamız gerekiyor tercih dönemi gerçekten çok önemli. Bakın çok iyi puanlar yapıp da çok kötü liselere yerleşenler de olabiliyor. Hani puanı düşük liselere yerleşen ya da çok kötü puanla gerçekten çok iyi bir liseye de girebiliyorsunuz. Ben size kendi mezun olduğum mesela okuldan örnek vereyim. 2019 yılında. İzmir Çiğli Fen Lisesi'nden mezun oldum ve o okulun 2019 yılında birinci giren Öğrencisi 0-11'lik yüzdelik dilime girmiş. 0-11 bakın neredeyse derece yapmış. Ama son giren öğrenci hani sonuçta aynı okula o da girebilmiş. 3,11 yapmış. Arada yüzde üçlük bir fark var ki bu yüzde üç yaklaşık 30-40 bine tekabül ediyor. Yani o arkadaş 30-40 bin belki geride olmasına rağmen ikisi de aynı okula girebiliyorlar. Dolayısıyla bunu da lütfen aklımızdan çıkartmamalıyız. Hani her şeyi şu an kaybetmiş değilsiniz bakın. Herkes kaybettim gözüyle bakıyor. Hayır kaybetmek yok. Yok sadece doğru oynayarak biz Yine kazanabiliriz çünkü maç bitmedi. Dediğim gibi önce bir kafa sağlığı, moralimiz önemli, tatilimizi düşünüyoruz. İkinci madde olarak da şunu söyleyelim. İlla ki bir öz değerlendirme de mutlaka yapın. Yani bu sınav için mesela neleri yapıp neleri yapmamalıydın. Ee, örnek soruları keşke çözmeseydim diyen var ama bence her soru değerli. Yani temel soru çözmeniz bile sizi bu yolda bir fayda illa ki sağladı. Size fayda sağladı. Yani liseye gittiğinizde mesela yine bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. En azından oraya bir faydası oldu gibi de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir öz değerlendirme ufak bir yapabiliriz ki önümüzdeki yıllarda biliyorsunuz daha büyük sınavlara artık bakmaya başlayacağız. Oralarda bize bu öz değerlendirmenin bir faydası olabilir. Ve hedeflerimizi de tabii ki de gözden geçirip alternatiflerimizi mutlaka belirleyeceğiz. Tabii ki de herkesin üst bir hedefi vardır ki bunlar hakkında detaylıca videolar gelecek, ekstra konuşacağız. Ama illaki bir üstten bir hedefiniz olsun ve kaybettiğinizi kesinlikle düşünmeyin. Az önce söylediğim gibi puanı 480'dir okulun bu sene 450'ye düşer belki de. Hani bilemeyiz. Şu an bir sonuçlar açıklanan kadar kafamızı dinlendireceğiz ve tercihin mantığını anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla birkaç tane alternatif belirleyelim kendimize. Hani çok çok kötü gelirse bir kere daha 16 Temmuz'da üzülmemek için bir alternatiflerimiz olsun. Yani şu okul olmazsa bir ailenizle de görüşün. Şu okul olabilir. Şu olmazsa şu olabilir. Kendinize alternatif seçenekler üretin mutlaka. Alternatif listemiz olsun elimizde. Tabii ki de bizim hedefimiz en üstündekine girmek ama olmazsa da diğer alternatifleri de bilerek gidelim bakın. Yanlış tercih yapmamak adına şimdiden bunu Yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir gözden geçirelim. İkincisi tercih ayağı gerçekten çok önemli. Yani fırsatınız işte burada başlıyor. Burada morali bozulanlardansa siz kendinizi bir adım öne atarak tercih de kazanabilirsiniz. Hep demişim de sınavda kaybeden masada kazanabilir. Bakın geçen sene de hep bunu söylemiştim ki faydasını görenler çok oldu. Sizler de kötü geçtiyse hemen salıp kendinizi bırakmayın masada kazanabiliriz. Rovanşı almak için çabalayacağız. Dolayısıyla sizlerden şu an tek istediğim şey lütfen öncelikle sakin olmaya çalışalım. Artık bir sakinleşmeye başlayalım. Çok haklı bir serzenişte bulunuyorsunuz. Kızıyorsunuz çok haklısınız gerçekten de. Sonuçta bu kadar emeğin üstüne karşılığını birebir almak istiyorsunuz ama dediğim gibi hayatta her zaman çok çok yıllarca belki de emek sarf etseniz bile neticesini anında alamayabilirsiniz. İşte dediğim gibi belki de bu çalışmalarınız size lisede çok ciddi faydası olacak. Yani lisede çok ciddi yerlere getirebilir sizi. Yani orada bir katkısı olacaktır. Dolayısıyla keşke çalışmasaydım gibi lütfen bu tarz serzenişlerde bulunmayalım. Zor olduğunu söyleyebilirsiniz, sitem edebilirsiniz ki bu serzenişlerin arasında biz de nasibimizi almışız ama hiç önemli değil. Gerçekten canınız sağ olsun. Yani e, içinizi rahatlatacaksa fark etmez. Nereye kızıyorsanız kızın elbette ki. Ama sonuç olarak dediğim gibi bu krizi fırsata çevirebiliriz. Tercihler gerçekten önemli. Kesinlikle şu an için hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bakın puanlarınız hiçbir şey demek değil. Yani geçen seneye göre hesaplıyorsunuz tabii ki de puanları ama o okulların puanı da geçen seneye göre oluştu neticede. E, bu sene sınav daha zorsa o puanlar da düşecek demektir. Ve senin aldığın puana yaklaşacaklar demektir. Hatta sınav daha zorsa sen o hesapladığın puandan kat dolayı standart sapmalardan dolayı daha yükseğini alabilirsin. Yani şu an hesapladığınız puanlar sizin gerçek puanınız olmayabilir bakın. Çünkü dediğim gibi standart sapmalar yani sınavın zorluk derecesine göre değişken bazı puan sistemleri var. Sen 400 hesaplarsın mesela 16 Temmuz'da 420 görürsün, 430 görebilirsin. Dolayısıyla bunları da aklımızdan çıkarmayalım. E, bu da olabilir. 16 Temmuz'u bekleyeceğiz netice olarak ama bekleyene kadar. Da boş durmayacağız. Bu süreçte biraz biraz en azından bu sistemi anlarsak kafamızda oturursa tercih döneminde hani bir uzman gibi tercih yapabilir hale geleceksiniz. Her şeyin yani detaylarına hakim olacaksınız ve gerçekten masada kazanabilme şansınız artacak. Bu yüzden kendimizi üzmüyoruz. Sıkıntı yapmıyoruz. Henüz kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Bunu 16 Temmuz'da anlayacağız ve ben eminim ki aslında 16 Temmuz'dan sonra daha da güzel olacak. Size güveniyorum. Dediğim gibi o kaybedenlerden olmayın sakın. Kendini bırakanlardan sakın olmayın. Şu an ayağa kalkacağız. Geçmişe artık ağlamanın vakti değil. Önümüze bakacağız. Tamam oldu bitti artık. Yapamazsın. Bir daha o sınava girmeyeceksin. Sen bundan sonra daha doğru işler yapmaya çalış. Tek seçeneğimiz bu çünkü. Dolayısıyla buna odaklan. Bütün kafamızı buna verelim. Başka da hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.